Herkese merhabalar. Silahları göstereceğim hepinize. Helikopterlere takılıyormuş arkadaşlar burada. Makine tüfek. Şöyle göstereyim. Ne kadar atıyor bilmiyorum da bunu atıyorsun. Örnek veriyorum 5 kilometre odada. 3-5 saniye içinde düşüyor ve düştüğü yerdeki insanlar böyle artık. Onunki daha büyük. Biraz terlemişsin sen. Vurduğu zaman yaşama şansı yok. Bakalım mı? Bunlar gerçek kova. Evet, gerçek patlamış zaten. Karbonundan belli ve arkasındaki şeyden. Askeriye de bize mühimmatları toplattırıyorlardı. Almamıza izin vermiyorlardı hiç. Hatıra olarak bile. Ne? Denizleri bakmıyor. Namı diye, Karayılan diye geçen bir silah da bunun adını bilmiyorum. MG3 de herhalde. Hmm. Ama bu Türkiye yapımı, bunun ismini bilmiyorum. Ne? Sar 762 MT. Makine tüfek 762 atıyor. Bu da 762 atıyor. O da 762 atıyor. Hepsi 762 atıyor bu üçlü. Bunu SAR 9. Potansiyel alıcı herhalde abi. Bunlar gelip beğeniyor. Ben de bundan da var. Aa, ben de yok bu değil. Aa, şurada bir siyah var ya bak. Gri, ne şey var onun solundaki. Ben de aynısından var bir tane. Bak bunu da gezi uzatmışlar, şey yapmışlar. Bunu satlara mı, saslara mı ne vermişlerdi. Valla. Tridium, iridium var bunda. Abi dene istersen. Sadece video çekiyoruz da. Aa. Tek kolla bu kadar deneyebiliyorum. Namluyu doldurma. Tamam. Elini koydun, şurayı kapattın. Boşluğu tamam. Gördün. Kunduz kuyruğunu sabit tuttun, parmak dışarıda, ileri tamam. Yumruk atıyorsun. Bunu çekmiyorsun bak, ileri yumruk atıyorsun. Ha, ben çekeceğim diye uğraşıyorum, yumruk atıyorsun. Bunu çekmeyeceksin, yumruğu attırma hemen kuruyor. Onu sadece atıyorsun. Sabitliyorsun, tamam. Beni çekersen seni vururum yalnız, vururum ben. Tekrar yap, bir tane daha yapıştır. Vatan aileyle ben şu an hem bende SAR 9 var, normal SAR 9 hem canik var. Canik'teki resek boşluğu artık yüzünü o kadar etkiliyor ki hani. Mikliği fazladır, ondan da kaynak olabilir. İşte ben de hani bu şekilde yaptırmaya çalışıyorum tekniği daha doğrusu. Hani yapılabilir mi bilmiyorum. Ne kadar böyle tetik boşluğu az olursa reseki de şey yaparsan daha fazla yapıyorum. Ben de onu çok seviyorum. Hani istiyorum atıyorum. Biraz farklı atışlar veriyorum. En mantıklısı şey. Çok... Kolay gelsin, çok teşekkürler. Evet. Bunlar polimer. Ha, polimer mi? Şunların aynısı. Altı polimer, renkleri farklı. Oyuncak silah gibi duruyor, yemin ederim çocuk silahı gibi. Oha, kurmaya gerek yok, direkt atıyor bu. Kurmuyorum. Şey, horozlu silah. Ha, horozlu. Bunlar tek hareketli, anladım. Safe action. Bunlar çift hareketli. Anladım, anladım. Eski mantar tabancalar gibi, horozlu. Anladım, horozlu. O yüzden. Bu şekilde aldık, bu şekilde getirdik. Ama öbürkünler kurmalı şey gibi. Aynen. Benim diyor, rajonum diyor, silahı çıkardın mı, mermin bitene kadar yerine koymamak. Hiç toplu tabanca kullanmadım. SR 38-6. Ha. Her defasında kuruyor. Rus rületi gibi. Evet, bunlar bana göre de Rus böyle fantezi geliyor ya. Ama güzel. Aa, K12'si 45. Oo, 45 milimetre. Bu var ya, bunu bir tane patlat adama. İkinciye gerek kalmaz. 45 kalibre mi bu? Aynen. Patlat adama. 45 lira. İkinciye gerek kalmaz. Bu böyle var ya, bunu böyle sık pat. Sık. O derece pat. Attırır yani, o kadar güçlü. Güçlü. Bebeği vursun ikiye gerek yok. SAR 38.6, o 4'müş bu. Arkadaşlar şöyle bir bilgi vereyim. Benim rahmetli amcam düğünde böyle bir tabancayı da havaya ateş ediyor. Ondan sonra kemerine takılıyor. Geri kılıfına koyarken. Bu horoz ateşliyor ve bacağından vurularak kan kaybından düğünde rahmetli oluyor. İsmi soy isim de benimle aynı isimde. O yüzden bu tarz tabancalara pek sıcak değilim ne yazık ki. Bunlar
aslında müsabaka tabancası diye geçiyor. Yani müsabakalarda kullanılabiliyor. KM2 Sport, bu da SportX. Çok tetik öyle bir şey ki yarışmalarda kullanılıyor. Daha ne diyeyim? Kişiden göre değişebiliyor. Ben daha çok polimer seviyorum ayrı mesele. Hafif olduğu için bu. Ha, Ahmet Pınar hocam. Nece olarak gösterdiğim zaman da daha hafif. Ben bana bunu yaptırabilir misin? Kişiye özel değil. Çünkü bunlar birinci fuar silahları, ikinci ihale silahları olduğu için devlet bize ne diyorsa onu yapmak zorundayız. Tetik 3 kilo derse sen bunu 2,5 kilo yapıp veremezsin. 3 kilo olacak. Fabrikaya getirsem mi? Tabii. Reset mesafesi bu olur, onu bilemem. Teknisyen lazım. Önce ilettim. Bende de sağ 9 kompakt var. Sadece küçük. Aşırı ağır. Aşırı ya ağır. Benim sağ 9'um bir tık hafif. Ama o da benim şansıma denk geldi. Sen bir de sub kompaktı dene şurada. En küçüğünü. Yani var ya. Sonda elim böyle şey yapıyor. Denedim bir tanesi. Denedin mi? Şu en küçükleri. Yine var. İşte ben de onu biraz önce dedim. Çok ağır. Şu tetiklerden yapamayız mı diye de. Mesela bu sporların şurada. Ama yarış. O nereye geçiyor? Vallahi var ya bir şey gibi var. Gibi ama şimdi emniyet dediği gibi belki görev silahına 3,5 kilo şartname koşuyor. Ya, ama bir şey olmaz. Olmuyor. Bir şey yapamayız. Atıyorum 50 bin number one'ını istiyor adam. Atış için şartnamede onu koşuyor. 50 bin istiyor da ben de bunu hata atabilir hale geleceğim. Zaten 50 bin tane atamazsın mesela hayatım boyunca. Rahat ol. Abi 5.75 olmuş tanesi ya. En çok sevdiğim şunların arasında şu. Dijen ne alaka? Hmm. Daha sade. Sade, aynen. Ne kadar sade o kadar iyi. Glow bir de... Geldi. Sinliyorsun. Hemen yani. Sinliyor. Hiçbir şey yok. Ben... Bu kaplama değil. Ben kaplama olayı olarak bakmıyorum. Renk olarak da ben yok, yok. Artık şey yapıyorum. Yok, ben artık renk olayına hiç girmiyorum. Benim hoşuma giden silah da zaten eskimiş olması, böyle yıpranmış olması, onu kullanmış olduğunu göstersin. Bakın silahın da olayı şu. Yüksek göz var. Amacı da şu. Şurayı açtığımız zaman arkadaşlar şu kısmı. Buraya susturucu takabiliyorsunuz. Falan takılan halini görmüyor. Susturucu taktığınız zaman namlu uzuyor. Namlu uzadığı için de tabi. Susturucuyla birlikte daha rahat görme imkanı sunuyor yani gezi. Yüksek göz kullanmasının amacı bu. Yani bu biraz suikast silahı gibi. Aynı zamanda. Ham madde değişiyor ama. Plastik ham madde, elektrik tellerini düşün. Yazın nasıl olur? Gerçekten. Yazın sarkar, kışın gel, yerleş. Yani bu işte toparlar. Evet. Bu ham madde de kesinlikle ne yazın ne kışın. Yenileşme olmaması lazım. Bir şekilde değişkenlik yok. Evet. Darbe dayanımı, ısı dayanımı. Bayağı bir metodoloji madde, çalışılmış üstünde. 3 yıl uğraştık. Evet. 3 yılda bulduk bu ham malzemeyi. Türkiye'de yok. Öyle söyleyeyim. Dışarıdan getirdik. Namlu malzemesi ise 4340. 4140 değil. Bunun da avantajı ne? Dayanım, işte aşınmaması, yapılan işlemler, sertlikler. Yok, broşürler düştü ya. Hepsi önemli, hepsi önemli. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Aa, çok güzel gerçekten. Bakın bu silahın da güzel tarafı şu. Nişangahında böyle lazer var. Buradan bakarken nişan almanız daha kolay oluyor. Prototip 7. Görüyor musunuz lazeri? Şöyle. Özel bir malzeme kullanmışlar. Hiçbir şekilde genleşmiyormuş. Ne sıcakta ne soğukta. Çok iyi. Bu iyi gibi şey. Mekanizması çok sert. Çok güzel ama desenleri falan. Beğendin mi? O da bize benzedi. Daha da uymadı. Sadece reseti güzel değil. Tetiğin aşağı inmesi çok güzel. Ama reset mesafesini beğendim. Ama silah güzel. Bak görüyor musun? Reset mesafesini bak. Şurayı şey yapıyorum. Hala gelmedi, şimdi reset oldu. Şimdi oldu. He. O şey boşluğu diyorsun reset mesafesinde. Aynen. Bu hızlı atında var ya, biraz zorlaştırır işi. Şey, çok birkaç milisaniye bile etkin diyorsun yani o olayda. Ya,
Neyim? Polat Alemdar'ın mı? Valla. Aynen. Zigana Spor. Dizide kullanıyordu bunu. Hastasıydım o dönem. Aa, onun reset mesafesi de iyi. Ama işte o dönem hastasıydım. Şu an o kadar hoşuma gidiyor. Daha iyilerini kullandığım için çekici gelmiyor değil mi eskisi de? Aa, Polat abi. Polat abi. O yüzden o silah saygımız var. Zigana PX9 kastım. Geçtirmişiz yemin ederim var ya. Biz niye askerde öyle G3 gibi dandik silahları ya kullandık? Işte, burada neler neler var. I just wish you knew. Ne güzel dipçik, hafif bir dipçik. Kullanımı da kolay. Aynen. Bir tabanca. Canik yapımı. Aktif tekniğimizi elini görüyor musun? Sana bir saattir anlatmaya çalıştığım şey var ya. Aha. Kısa mesafe. Reset mesafesi reset şeyi. Reset mesafesi şu bu. Hepsi bunlar. Çok iyi yapılmış yani. Aynen. Bomba. Vay be. Ben bu silahtan alacağım. Harbi taktım ben bu silahı kafaya. Kaç paradır bu? 1000 dolar üstündedir değil mi? Ya hastasıyım şu silahını alacağım. Alman lazım. Ne kadar işte ama. Bir kampanya yapın da kampanyaların hiçbirine sonbatı koymadın. Kampanyalar koymuyor. Yani kombat olmuyor. Allah her seferinde bakıyorum. Her seferinde kombat yok. Ben de inat kaldım. Tamam abi. Daha değişik bir sürü var. Bunun ne, fiyatı ne kadar normal satış fiyatı şu anda? Ya, net fiyatlarını bilmiyorum ya. Ya anladım. Şu an bu 8 bin lira mı? Fiyatları ne kadar? 10 bin. Herkes satıyor musunuz? Ruhsat alabiliyorsan. Aynen, ruhsat aldıktan sonra herkes istiyor. Vay be. Ruhsat almak da mesele. Ya şunun tetiğini. Daha o kadar silah kullandım ya. Bayıldım, hastayım ya. Rival 90 derece oldu. Ha, o rival da deneyeceğim de. Evet. Yani şunu şuradaki abi. Oo, şey gibi. Onu denemiş. Valorant silahları gibi. Yeni daha şu anda 2 ay sonra çıkacak. Rival. Rival. Çok iyi ya. Kompozitör aslında kapsamında çıkacak. Ben şey sevmiyorum da. Ben vazgeçtim. Rival olacağım. O kadar iyi mi Rival? Hissettin mi? Soğanı yapmışlar. Şu daha iyi bence tip olarak. Ya bunu şunun tipi daha güzel kanka. Bunu nereye taşıyacağım? Bu sadece kompansatör. Şuraya takılabilen bir şey. Bunu yedek parça olarak alabiliyorsun. Anladım. Anladım. Ya bunu alman yeterli diyorsun. Bunu beline takıp kullanabileceğim. Abi benim şu an belimdeki silah bu. Aynısı mı? He. Bir de bu ne alaka? Bu nasıl bir olay? Susturuculu çok güzel ha. Baksana. Aynı silah bu da. Aynen. Benimkinden susturucu takılabilir. Aynen. Aynı silah susturuculu hali. Susturucusu da bayağı büyük arkadaşlar. Net çekemiyorum ama. Evet.